Merhabalar sevgili gençler. Nerede kalmıştık? Basamak analizinin ikinci videosundayız. Basamak analizinin ikinci videosunda arkadaşlar 8. sayfa kadar çözmüştük birinci videoda. Şimdi 9. sayfadan başlıyoruz. 16'ya kadar götüreceğiz bugün sizlerle bu videoda. Bir önceki videoda sayfanın sonunda PDF'de olmayan bazı notlardan bahsetmiştim arkadaşlar. Yanlış konuda hatırlamışım. Özür diliyorum sizlerden. Bu videonun sonunda da yine kıyıya köşeye notlar alın. Benim söylediklerimi mutlaka not alın arkadaşlar. Ama bu videonun sonunda bu ekstra bir özellikten bahsedilmeyecek arkadaşlar. Diğer konular için, önümüzdeki iki konu için mutlaka ama mutlaka ekstradan bir tane boş A4 sayfanız olsun. Onları da not alın arkadaşlar. Güzel size özellikler göstereceğim. Şimdi sorumuza başlayalım. A4 B2 sayısı A2 B4 sayısından kaç fazladır? Klasik, basit bir soru ama çözemeyenler için yepyeni şeyler. A4, B2 ve A2, B4 sayımız var arkadaşlar. Kaç fazladır diye soruyor. Şimdi öncelikle şu kısmına bakacak olursak sayının, yani sağ tarafına, çizgi çektiğim kısmı sağ tarafına, yani birler basamağına bakacak olursam bir kere ilk sayı, ikinci sayıdan 2 eksik arkadaşlar. Burası 2, burası 4. 2 eksik. Sonrasında bu BB'ler aynı. Burada bir sıkıntı yok. Şuraya baktığımız zaman da burasının basamak değeri 400 iken buranın basamak değeri kaç? 200. Kaç fazla? 200 fazla. Artı 200 kadar fazla. Bunlar da zaten aynı olduğuna göre burası 200 fazladık. Burada vardı. 2 eksik. Burada vardı. Toplamda 198 fazladır diyebiliriz. Cevabımız denizli olacak. Şimdi bir hatırlatmadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hatırlatmamız şöyle. Üssü sayıların genel özelliği. A üzeri n neydi arkadaşlar? N tane A'nın yan yana çarpımı demekti. A üzeri n ile A üzeri m'in çarpımı ne olur o zaman? Bakın n tane A'nın yan yana çarpımı. Şurası n tane a'nın yan yana çarpımı. Burası m tane a'nın yan yana çarpımı ise toplamda n artı m tane a yan yana çarpılmıştır diyebiliriz. Ben a üzeri n ile b üzeri n'in çarpımını, yani üsler aynıysa şuraya arkadaşlar tabanları çarpıp üssü ortak olarak yazabilirim. Eğer bir a üzeri n'in m'inci kuvveti varsa bunu da üsleri çarparak a üzeri n çarpı m biçiminde gösterebilirim. Üssü sayılarda çok detaylı olarak işleyeceğiz. Ama burada bir hatırlatma niteliğinde burada kullanacağız arkadaşlar, unutmayın. 10 üzeri n eksi 1 sayısı sondan n eksi 1 basamağı 0 olan n basamaklı en küçük doğal sayıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Neden? Şimdi sondan n eksi 1 tane basamağı, yani ben 10 üzeri 5 yazdığım takdirde bakın bunu sonuna 5 tane 0 ekleyerek gösteririm. Şu şekilde. 5 tane 0, yani 100 bin dediğimiz sayıdır bu. Şuradaki sayı kadar sondan sıfır adedi vardır. Yani 5 tane sıfırımız var burada. N basamaklı diyor ya, bak burası n eksi 1'di ya. Yani 5. N eksi 1 5 ise n kaçtır? 6'dır. Bu da 6 basamaklıdır o zaman diyoruz. Yani o bir tane 1'i sonradan ekliyoruz, unutmayın. 10 üzeri n eksi 1 sayısı da n tane 9 rakamıyla yazılan n basamaklı en büyük doğal sayıdır. Yani mesela 10 üzeri 5 eksi 1'den ilerleyelim gene. Bu sayıda da 100 binden 1 çıkarırsam 99.999 kalacaktır. Bakın buradaki sayı kadar, n kadar burada basamak sayımız var. Yani 5 basamaklıdır bu sayı ve 5 basamaklı en büyük sayıdır da diyebiliriz. Bu da yine 6 basamaklı en küçük sayıdır. Bir fazlası unutmayın arkadaşlar. Evet, geçelim 10. sayfamıza. Diyelim şurada 8, 6, 7, 8, 9, 10. sayfamız aşağıda. Şimdi arkadaşlar bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki 2 üzeri 1999 ile 5 üzeri 2001. Bunların çarpımı kaç basamaklıdır? Burada az önceki mesela özellikle basamakları saymayı öğrettik ya kısa yoldan. Neyi kullandık? 10'u kullandık. Ya burada 10 yok. Ne yapacağız hocam? 10 üreteceksin. Nasıl üretilir 10? 2 ve 5'lerden. Çünkü 10'un çarpanları 2 kere 5 ise ben buradan 10 üretmek için 2 ile 5'i kullanacağım. Şimdi 2 üzeri 1999 az olanı buraya yazdım. Sonra bunun yanına bir de 5 üzeri 1999 yazayım. Geriye ne kaldı? 5 üzeri 2 kaldı. Çünkü ben 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 1999'u çarparsam 5 üzeri zaten burası 2001'di arkadaşlar. Şimdi daha sonra şu ikisi var ya arkadaşlar. 2 üzeri 1999 ile 5 üzeri 1999. Ben bunları çarparsam üstleri aynı ya. 10 üzeri 1999 sayısını elde ederim. Bir de bunun yanında ne var arkadaşlar? Çarpı 5'in karesi, yani 25 var. O zaman ben bunun 25 kere, şurası nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, nokta 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 şöyle yazarsak burada kaç tane sıfır vardır? 1999 tane sıfır vardır. Ben bunları çarparsam 25'in sonuna 1999 tane ne eklemiş olurum? 1999 tane sıfır eklemiş olurum. 1999 basamak burada var. 2 basamak da burada var. Toplamda bu sayımız kaç basamaklıymış? 2001 basamaklıymış diyeceğiz. Cevabımız da Ceyhan olacak. Şimdi bir uyarı.
M ve N basamaklı iki doğal sayının çarpımı. Yani bir tane sayın var senin M basamaklı toplamda. Bir tane daha sayın var N basamaklı. Şimdi bu ikisinin çarpımı ya M artı N eksi 1 basamaklıdır ya da M artı N basamaklıdır. Bu ikisinden birisidir arkadaşlar. Ve ikinci bir uyarıda da soldaki ilk basamaklarında bulunan rakamların sayı değerlerinin çarpımı iki basamaklı sayı ise çarpım M artı N basamaklıdır. Bu çarpım M artı N basamaklıdır. Bu ne demek arkadaşlar? Hemen sorumuza bakalım. Diyor ki A sayısı 666 tane 3'ten oluşmakta. Yani şöyle 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 666 basamaklı ve bütün rakamları 3 olan bir sayı. Bu 666 basamaklı. Tamam. Bir de 666 tane 6'dan oluşmuş bir sayımız var. Hepsi 6 olacak rakamlarının ve yine 666 basamaklı olacak sevgili gençler. Şimdi bu iki sayının çarpımı kaç basamaklıdır diye soruyor. Hemen gidiyorsun şuna bakıyorsun. 3 ve 6. 3 kere 6 son birler basamağına bakıyorsun. 3 kere 6 kaç yapar? 18. Peki bu 18 2 basamaklı mı? 2 basamaklı. Güzel. Madem 2 basamaklı, o zaman bunların çarpımı kaç basamaklıdır biliyor musun? 666 artı 666 basamaklıdır. Yani 1200 artı 120 artı 12. Yani arkadaşlar 1332 basamaklıdır diyeceğiz. Ya da 666'yı 2 ile de çarpabilirsin kısa yoldan. Eğer şu ikisi 2 basamaklı olmasaydı, o zaman 666 artı 666 eksi 1 basamaklıdır. Yani 1331 basamaklıdır diyecektik. Ama birler basamağındaki sayıların çarpımları 2 basamaklıysa eğer direkt ikisinin basamak sayılarının toplamı kadar basamağa sahip oluruz diyeceğiz. Buradaki uyarımızın örneği buydu sevgili gençler dedik ve geçtik 11. sayfamıza. 11. sayfada bir tane sorumuz var. Çözelim arkadaşlar. Bir A sayımız var. 10 üzeri 8 eksi 1. B sayımız var. 10 üzeri 9 eksi 2. A çarpı B çarpımından elde edilen sayı kaç basamaklıdır? Bir kere şurası, burası arkadaşlar. 8 basamaklı, 8 basamaklı en büyük sayıdır. Neden? Az önce görmüştük bunu. 8 basamaklı en büyük sayı neydi? 9, 9, 9, 9. Hatta yazabiliriz şöyle hepsini. Zaten 8 basamaklı topu da bu. Bu arkadaşlar. Diğer sayımız da 9 basamaklı. 9 basamaklı olacak. Ama sonu 8 olacak. En büyük sayıdan da 1 eksik olmuş olacak. Yani sen bunu 10 üzeri 9 eksi 1 eksi 1 diye gösterebilirsin sonuç olarak. Burası 9 basamaklı en büyük sayıydı. 1 eksiği olacak. Yani 9, 9, 9 şöyle yazalım. 5, 6, 7, 8. Burası 8 olacak. Niye? İşte o başında 1 olup sonunda 9 tane 0 olan sayıdan 2 çıkarmışsın. Sonu 0'sa ve 2 çıkardıysan son basamağı 8 olacaktır. Diğeri de bu sayımız. Bu iki sayının çarpımı kaç basamaklıdır diye soruyor. Hemen ne yapıyorduk? 9'a 8'e bakıyorsun. 8 kere 9 kaç yapar? 72. 2 basamaklı mı? 2 basamaklı. O zaman bu kaç basamaklıydı? 8. Bu kaç basamaklıydı? 9. 9 artı 8, 17 bize cevabı verecektir diyeceğiz sevgili gençler. Unutmayın bunları. Geçelim bir diğer sayfamıza. 12. sayfadayız. 12. sayfanın sorusunu çözelim. Şimdi diyor ki Cemil bir spor kulübüne üye olmuş. Spor kulübü her müşterisine 10 haneli bir üye numarası vermiş arkadaşlar. 10 haneli bir üye numarası ve bütün işlemlerde bu numaranın kullanılacağını söylemiştir. Yani üye numarası ile giriş yapacak arkadaşlar. Üye numarası ile su alacak. Üye numarası ile kantinde bir şeyler içecek, yiyecek ve bu üye numarası ile her şeyi yapacak. Cem'in numarayı unutmamak amacıyla şu şekilde ezberlemiş. Tüm rakamlar birer defa kullanılıyor. Şimdi 10 hanemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane hanemiz var. Bütün rakamları kullanıyoruz. Zaten 10 tane rakamımız var 0'dan 9'a kadar. Hepsini kullanacağız. İlk 4 basamağı rakamları soldan sağa doğru artıyormuş arkadaşlar. Yani şu tarafa doğru artıyor. İlk 4 basamak artan dedim. Tamam. Sonraki 3 basamakta en büyük 3 basamaklı sayı yer almaktadır. Yani şu kısımda arkadaşlar en büyük 3 basamaklı doğal sayı. Nedir bu? 987 yer alıyormuş. Ve sonraki 3 basamakta en büyük 3 basamaklı sayı yer almakta. Bunu söyledik. Son 3 basamakta arkadaşlar yani şurada en küçük 3 basamaklı sayı yer alıyor. En küçük 3 basamaklı sayımız neydi? 123 müydü? Hayır. 0 var. 1, 0, 2 deriz. 102'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim sayımız buymuş. Kullanılmayan ne var? 3 var, 4 var, 5 var. Bir de 6 var arkadaşlar. İlk 4 basamak artan değil miydi? O zaman 3, 4, 5, 6 diye yazmak zorundayız. İşte Cemil'in üye numarası budur arkadaşlar.
3, 4, 5, 6, 9, 8, 7 ve 102. 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7 ve 102. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Şimdi geçtik 13. sayfamıza. Bir tombala kartı var. Tombala oynayan bir grup arkadaştan birinin kartı yukarıdaki gibidir. Bu kişinin torbadan çektiği numara kartta bulunmaktadır. Yani karıştırıcı tombalayı çekiyor, üstündekini okuyor ve bu kartta, bu sarı kartta olacakmış arkadaşlar bu numara. Bu numara asal sayı değilmiş. Asal sayı değilse 7 olamaz. 2 de olamaz. 18, 24 asal değil. 29 olamaz. 29 asal. 34 asal değil. 48 değil. 43 asal. 51 asal değil ama 53 asal. 58 asal değil. 63 değil. 67 asal. Bu da gitti. 74 asal değil. 81 de asal değil. Bunlar olamıyormuş arkadaşlar. Çift sayı da değilmiş. Çift sayı değilse 18, 24, 34, 48, 58 ve 74 olamaz. Demek ki seçilen sayı 51, 63 veya 81'miş. Ve rakamları toplamı da 9 değilmiş. Bunun rakamları toplamı ne? 6. Bununki 9, bununki 9. O zaman bunlar değil. Bu seçilen numara neymiş? 51'miş. Çekilen sayıyı sormuştu bize. Cevap 51'dir diyebiliriz. Geçtik bir sonraki sorumuza. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1400 ile 1600 yılları arasında imzaladığı anlaşmaların kronolojik zaman çizelgesi olarak bir çizelge gösterilmiş arkadaşlar. Yukarıda bir İstanbul Anlaşması var, bir de Ferhat Paşa Anlaşması var. Yukarıda Osmanlı İmparatorluğu'nun 1400 ile 1600 yılları arasında imzaladığı anlaşmalar kronolojik sıraya göre verilmiştir. Aynı semboller aynı rakamı temsil ederken farklı semboller farklı rakamı ifade ediyorlar arkadaşlar. Antlaşma tarihlerindeki bazı rakamlar kare, üçgen ve çemberle ifade, daireyle ifade edilmiştir. Ve daire kare ile üçgenin toplamıymış. Eşitliği bilindiğine göre Ferhat Paşa Anlaşması kaç yılında imzalanmıştır? Şimdi kronolojik sıraya göre olduğuna göre bir kere bir, üçgen, daire ve sıfır. Şunları şu şekilde yaparsak sayılarımız da karışmaz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu şuradaki sayıdan bir kare, 7 ve daire olan sayıdan daha büyük bir sayıdır. Bunu biliyoruz. Ve bunlar 1400 ile 1600 yılları arasındaymış. 1400 ile 1600. Yani şunlara bakıyorsun şimdi. Üçgenle kare birbirinden farklı ve yukarıdaki daha büyük olacak. Ben bunun 1600'den küçük olduğunu biliyorum. Yani 1500 küsür veya 1400 küsür olacak. Bunun da 1400'den büyük olduğunu biliyorum. Şöyle yapalım. Büyüktür 1400 diyelim. Bunun da 1400'den büyük olduğunu biliyorsan bu da ya 1400 küsür ya da 1500 küsür olacak. Şu ikisi farklıysa bu mecburen 5'tir. Bu da mecburen 4'tür arkadaşlar. Şimdi şuraya bakıyorsun. Bu 4 ise bu da 5 ise 4 ile 5'in toplamda burası 9'dur. Neyi sormuş bize? Ferhat Paşa Anlaşması'nın tarihi sorulmuş arkadaşlar. Ferhat Paşa Anlaşması şuydu. Üçgenin ben 5 olduğunu buldum. Dairenin de 9 olduğunu bulduk. Bir de sonunda 0 vardı. 1590 Ferhat Paşa Anlaşması'nın tarihidir sevgili gençler. Cevap Edirne'dir diyebiliriz. 1590 Ferhat Paşa Anlaşması'dır. Hatta şunu da bulmuş bulunuyoruz. 1479. Bunu da unutma. İstanbul Anlaşması. Böylelikle kısa bir tarih dersi de işlemiş olduk sizle beraber. Geçtik bir diğer sayfamıza. ABAB güzel bir soru. Dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. ABAB 4 ve XY 2 basamaklı 2 doğal sayı. ABAB ile XY'nin çarpımı 14.443 olduğuna göre A artı B artı X artı Y toplamı nedir diye sormuş. Şimdi gelelim şuraya. Ben bu soruyu TYT Soru Bankamızdan aldım. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan aldım. Ve ben bu sorunun çözümünü yaptıktan sonra altına bayağı bir fazla yorum gelmişti. Hocam niye hemen sen gittin orada 101'e böldün ki? Ne alaka? Niye 101'e bölüyoruz diye yorumlar gelmişti. Şimdi o yorumlara da açıklık getirelim arkadaşlar. Ben bu ABAB sayısının şu şekilde yazılabilen, toplanabilen ve toplandığı zaman da kendisini veren bir sayı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada kaç tane AB var? 100 tane AB. Burada kaç tane AB var? Bir tane AB ve bunların toplamında ne yapar? 101 tane. 101 tane AB yapar. Demek ki aslında burası 101 çarpı, bakın ben şurayı gösteriyorum. 101 çarpı AB çarpı XY 2 basamaklı sayılarının çarpımı 14.443 yapıyormuş. Peki her iki tarafta 101 çarpanı olması gerekiyor. Çünkü bu tarafta var. Demek ki sağ taraftaki sayı 101'in katı. Demek ki ben 14.443'ü arkadaşlar 101'e böleceğim. 144'ün içerisinde bir defa bir kere 101. 101 çıkardın. 43. Yanına ben 4'ü indirirsem arkadaşlar burada
434'ün içerisinde 4 defa var. Çarptım 404 çıkardım 30 yaptı. 3'ü de aşağıya indirdim 303'ün içerisinde. 3 defa var. 3 kere 101 300. 3 yapar çıkardım 0. Demek ki 143 kalıyormuş geri. Yani 14.443 sayısı 101 kere 143'müş. O halde ben şuraya 101 çarpı AB çarpı XY eşittir 14.443'ü 101 çarpı 143 olarak yazabilirmişim. Her iki taraftaki 101'leri şöyle bay bay deyip silersek AB ile XY'nin çarpımı 143'müş. Şimdi iki basamaklı bana iki tane sayı lazım. Çarpımları 143 olsun. Bir önceki sayfalarda söylemiştim. 1 ve 3 ortalarında da bunların toplamını gördünüz mü? Gördünüz. Demek ki bu sayı 11'in bir katı. Hatta 1 ile 3'ü yan yana getirirsen 13'tür. Yani 11 kere 13'tür ya da 13 kere 11'dir. Ki hangisi olursa olsun fark etmez. Bizden a artı b artı x artı y istenmiş. A artı b artı x artı y. Yani sonuçta 1 ile 3'ün yer değiştirmesi şuradaki toplamı etkilemeyecek. Sonuç olarak 1 artı 1 artı 1 artı 3 bize cevabı verecek. Ki cevabımız bu şekilde 6 yapar sevgili gençler. Cevabımız 6'dır, Adana'dır diyebiliriz. Bence gerçekten başarılı ve güzel bir soruydu. Geçtik bir sonraki yine güzel sorumuza. Bakın arkadaşlar, bu soruyu da şöyle çözelim. Ben şurada biraz kendime yer açmak istiyorum. Şöyle yapalım. İlk hali, son hali, birinci değişim, ikinci değişim diye bazı sütun isimleri var. İlk hali AC, iki basamaklı sayı arkadaşlar. Son hali de CA, yani rakamları yer değiştirmiş ve 45 azalmış. 45 azaldıysa ben AC'den CA'nın çıkarıldığı zaman 45 kaldığını bilirim. Ve bu sayı bir çift sayıya dönüşmüş. Yani şu CA çiftmiş. O zaman CA çiftse A çifttir arkadaşlar. Buraya da yazalım. A çift bir sayıdır. Şimdi ben burayı şunun 10A olduğunu biliyorum. Burada da bir tane A var. 10A'dan bir tane A'yı çıkarırsam 9A kalır. Burada bir tane C var. Burada 10 tane C var. Bir tane C'den 10 tane C'yi çıkarırsam eksi 9C kalır. O da eşittir 45'miş. Ve sonra burayı 9 parantezine alırsam A eksi C'nin ben 45 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla her iki tarafı 9'a böldüm. 9'a böldüm. A eksi C dediğimiz sayı ne olmuş oldu arkadaşlar? 5 olmuş oldu. 45'i 9'a böldük. A eksi C 5'miş. Bu cepte dursun şu şekilde. Sonra geçelim ikincisine. ABC sayısından BCA sayısını çıkardığımızda eksi 45 kalıyormuş. Niye eksi 45 dedim ben buna? Çünkü sayı buradan buraya geçtiği zaman 45 artıyormuş arkadaşlar. O zaman biz BCA'dan ABC'yi çıkaralım ki eksilerle uğraşmayalım. Çıkardığınız zaman 45 kalacak diyelim. Şimdi burada 100 tane B var. Burada 10 tane B var. 100 B'den 10 B'yi çıkardınız kaç kaldı? 90 tane B kaldı. Burada 10 tane C var. Burada bir tane C var. Çıkardınız 9 tane C kaldı. Burada bir tane A var. Burada 100 tane A var. Çıkardınız eksi 99 A. Eşittir 45'miş. Şimdi gelin burada biraz oynamalar yapalım. Bakın arkadaşlar. 90 B artı 9 C eksi 9 A eksi 90 A yazarsam bir şey değişir mi burada? Hiçbir şey değişmez. Eşittir 45'miş. Çünkü zaten burası yine eksi 99 A yaptı. Peki 9C eksi 9 A, ona bakalım. 9 A eksi 9C 45 ise tam tersi olan 9C eksi 9 A nedir arkadaşlar? Tam tersi diyorum, bakın eksi 45'tir. Gel bu eksi 45'i karşıya gönder bakalım. Artı 45'in yanına ne olur? 90 olur. Bu da gitti. Bak burada 90B, burada 90A kaldı. 90 parantezinde B eksi A eşittir 90 olur mu? Vallahi olur. Hem de mis gibi olur. Her iki taraftaki 90'ları da sil şöyle. Burada ne kalır? 1. Demek ki B eksi A kaçmış? 1'miş. Bu da ikinci cebimizde durması gereken şey. Üçüncü cebimizde durması gereken şey ise şurada unutuluyor olabilir. Onu da unutmayacağız. A'nın çift olduğunu biliyoruz. Şimdi A çiftmiş. Ve ben A eksi C'nin 5 olması gerektiğini biliyorum. Çiftse 9 olamaz. Ama 8 olabilir. 8 eksi 3'ten gelebilir burası. 6 eksi 1'den gelebilir. Ama 4 eksi eksi 1'den gelmez. Dolayısıyla 4 olamıyor. Demek ki A'nın alabileceği kaç farklı değer var? 2 tane. Onlar da 8 ile 6. Şimdi bunlar A 8 ve 6 değerini alıyorsa ben B eksi A'nın da 1 olması gerektiğini biliyorum ya. Ya burası 8'miş ya da 6'ymış. O zaman B kaç olur? Ya 9 olur ya da 7 olur. Ki benden B'nin rakamının B rakamının alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu. 9 ve 7'yi alabiliyormuşuz. 9 ile 7'nin toplamı da 16'dır diyebiliriz. Cevabımız böylelikle C seçeneği olur sevgili gençler. Dedik ve geçtik son sorumuza. Güzel bir soru. Küçükken ilkokulda falan arkadaşlarımızla
Böyle küçük küçük kağıtların not defterleriniz eskiden böyle olurdu ya not defterleri hani yapışkanlı olurdu. Küçücük böyle açarsın ödevlerini falan yazarsın. Şurası şurası benim ödevim diye. İşte biz o kağıtları açardık. Küçükken bunu oynardık bu oyunu. Bu da o oyunun sorusu arkadaşlar. Her rakamı birbirinden farklı olan 4 basamaklı bir sayıyı bulmak için aşağıdaki tahminler yapılmıştır. Tahminlerin yanında yer alan her artı işareti doğru tahmin edilen ve doğru yerde bulunan bir rakam olduğunu, her eksi işareti de doğru tahmin edilen ancak yanlış yerde bulunan bir rakam olduğunu göstermektedir. Yani sen yanlış, tamamını yanlış rakamlardan bir şey tahmin ettiysen hiçbir şey demiyoruz. Yani ne artı var ne de eksi var diyeceğiz sevgili gençler. Buna göre tahmin edilmek istenen sayının rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi mesela ben 1453 sayısını tuttum. Tamam mı? Ben bu sayıyı tuttum. Sen de bana dedin ki senin tuttuğun sayı 1678 mi? Şimdi bak burada benim sana söyleyeceğim şey nedir biliyor musun? Bir tane artı. Neden? Çünkü sen buradan sadece bir tane sayı tahmin edebildin ve o sayının da yeri doğru. Bunu da binler basamağına koymuşsun. O zaman bu sayının yeri doğru, rakamın yeri doğru. Eğer ki sen artık şu bunlardan bir tanesinin yerinin doğru olduğunu biliyorsun ama hangisini doğru tahmin ettin ve hangisinin yeri doğru bunu bilmiyorsun. Denemek zorundasın. Mesela denerken de dedin ki 1578 dedin. İşte benim sana şu an söylemem gereken şey ne biliyor musun? Artı eksi diyeceğim ben sana. Neden? Çünkü sen iki tane sayı rakamı doğru tahmin ettin. Birisi 1, öteki de 5. Ama 1'in yeri doğru. Ben sana artı dedim. 5'in yeri farklı. O yüzden de eksi dedim. İşte oyunun mantığı tamamen buna dayanıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim oyunumuza. 2579 demiş karşıdaki. Ben de demişim ki eksi. Yani bunlardan bir tanesini doğru tahmin ettin ama yeri farklı. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. 8471 dediğimiz zaman da iki tane artıyı birden yakaladık. Rakamların yeri doğru. Şimdi burada hemen bir tane sayıyı eleyebiliriz bakın. Nasıl eleriz? Az önce ikisinde de ne var? 7 var. İki sayıda da 7 var. Şimdi burası 7 iken eksi demişiz. Burası 7 iken iki tane birden artıya dönüşmüş. Demek ki o 7'nin doğru olmuş olsaydı yani 7 bu sayının içerisinde olması gereken rakamlardan birisi olmuş olsaydı aşağıda da bir tane eksi kullanmak zorundaydık. Artı eksi diyecektik ama 7 bir şey etkilememiş. Demek ki benim sayımın içerisinde 7 yok. 7'ler gitti. Tüm 7'leri sildim. Bunlar yanlış arkadaşlar. Bu sayının içerisinde 7 olmayacak. Şimdi o zaman bu sayının içerisinde neler olabilir? Mesela 8, 4, 1. Bu 8, 4, 1'den iki tanesi mutlaka var ve yerleri de doğru hatta. Başka 8 ile 1 olan bir şey var mı? Bak burada var. Burada ne var? 4 ile 6 var. Şimdi 8, 1, 4, 8, 1, 4. Burada da var. Burada da var 8, 1, 4. Ve şurada arkadaşlar bakın 8 buradayken ve buradayken birer tane artımız var. Ama 8 buradayken bir tane eksimiz var. Demek ki 8 en başta olacak. 8 en başta olacak. 8'in yerini bildik arkadaşlar. 8'imiz olacak. Bu garanti. Şimdi bir de şuna bakalım. 1 burada var. Eksi vermiş. Değil mi? 1 burada var. Eksi vermiş. 1 burada artı vermiş. Yüzler, onlar, birler basamağı. Demek ki 1 sonda olacak. Bunu da yakaladık. 8'de 1 olacak. Demek ki 8'de 1'in hem yeri hem de kendileri doğruysa bu sayının içerisinde 4 olmayacak. Çünkü bakın şu kısma odaklanmanızı istiyorum. Ben 8 burada 1 burada dedim. Tamam eyvallah. 8 burada 1 buradaysa 4 ve 7 için hiçbir şekilde artı vermemiş. Demek ki 7 yok. 4 yok. 4'ü sildim. 4'ü sildim. 4'ü sildim. 4'ü sildim. Güzel. Şimdi şuraya bakıyorsun. 8'de 1 var. Birinin yeri doğru, ötekinin farklı. O zaman 2 de yok. 2 olsaydı artı veya eksi bir şey verirdi. Bu sayının içerisinde 2 de yok arkadaşlar. Bu da gitti. Bu da gitti. 2 başka var mı? Bakın bu da gitti. Şimdi 5, 9 kaldı. 8, 1'i zaten buraya bakmamıza artık lüzum yok. 0, 1 var. Bakın 1 yeri farklı. Şu onun farklı yeri olsun. Eksi. 0 da demek ki doğru tahmin etmişiz. 0 da demek ki doğru tahmin etmişiz. Ve yeri farklı. Nerede olabilir bu 0? Şurada olabilir. Demek ki burası da 0'mış. Güzel. Buranın da 0 olması gerektiğini bulduk. Şimdi bize ne lazım? Şurası. Şimdi şuraya bakıyorsun. 5 ile 9 var. Bir tane bilmişsin ama yerini yanlış tahmin etmişsin diyor. Şimdi buraya gelebilecek sadece 5 var. Buraya gelebilecek sadece 5 var. 5 bunun haricinde başka bir yerde zaten olamaz. 8'i 0'ı 1'i bulduk. Demek ki o sayı 9'muş ve 9'un aslında şurada olması gerekiyormuş. O zaman burası da 9'dur. Sayıyı bulduk. 8901'miş. Bunun rakamları toplamı istenmiş. 8 ile 9'u topla 17.
Bir tane daha ekle, 18 olur. Cevabımız Edirne'ydi diyebiliriz. Bu da bu konunun en zor sorularından birisiydi. Ama dedik ya, biraz da sayısal mantık sorusu basamak kavramından daha çok. Ama dedik ya, gerçekten bir oyun, aslında biz de burada bir oyun oynadık ve eğlenceli bir oyundu. Biraz da zihnimizi parçaladık, yıprattık, güzel oldu. Evet, bu videonun ve bu güzel soruların sonuna geldik. Umarım bir şeyler kapıyorsundur. Oluyor gibi ben hissediyorum. İnşallah, ama inşallah 3. hafta, 4., 5., 7., 19. hafta derken konuların hepsi bittiği zaman sen diyeceksin ki hocam teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar netten artık bu kadar net yapabiliyorum. Allah sizden razı olsun diyeceksin. Emin ol. Demesen de canın sağ olsun. Dediğimiz gibi arkadaşlar, konu anlatımlarımız bu şekilde aynı bu kaliteyle devam edecek. Biraz daha üzerine kalite ekleyebiliriz. PDF'leri hazırlarken mesela çoğunuzun demeyeyim, bazı kişilerin memnun olmadığını gördüm. Bundan sonra hazırladığım PDF'lerde arkadaşlar mutlaka biraz daha fazla yeni nesil soru ekleyebiliriz. Videolarımızı 25-26 dakika yerine 35-36 dakika yaparız. Ama mutlaka biraz daha fazla ekleriz. Bundan sonraki iki konumuzu da unutmayın. Videonun sonunda sizlere ekstradan bir A4 kağıdı daha çıkarmanızı rica edeceğim veya kağıdınızda boşluk olan yerler varsa oralara yazılar yazmanızı isteyeceğim ve bu yazdırdığım şeyler sizlere çok şey katacak arkadaşlar. Her konu anlatımlı kitapta, her videoda bulamayacağınız şeyler, dolayısıyla mutlaka bir kağıt kaleminiz olsun. Bu notları da notlarınıza ekleyin sevgili gençler. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.